Oscar ödüllü tecrübeli aktör Dustin Hoffman tarafından taciz edildiklerini öne süren 3 kadın Amerika Birleşik Devletleri'nde NBC kanalına konuştu. Ünlü oyuncunun kızının çocukluk arkadaşı olan Corey Thomas henüz 16 yaşındayken Hoffman'ın bir otel odasında karşısına çıplak çıktığını ve kendisine müstehcen yorumlarda bulunduğunu söyledi. And he came out of the bathroom, banyoya geldi, üzerinde bir havlu vardı. Bir süre sonra havlu düştü. İşte o anda dondum kaldım. Hayatımda daha önce çıplak bir adam görmemiştim. Hoffman'la aynı sette çalışan oyuncu Catherine Rossiter ise uzun süre cinsel tacize maruz kaldığını iddia etti. İnsanlar hep Dustin'la çalışmak nasıl diye soruyordu. Yanında çalıştığım bir aktörle ilgili gerçeğin sadece yarısını anlatıyordum. Her şeyi ona borçluyum. Ondan çok şey öğrendim. Fakat sonra durmam gerektiğini anladım. Onun aslında bir zorba ve tacizci olduğu gerçeği boğazımda adeta bir düğüm gibi durdu hep. Bizde bir şöhret kültürü var. Sporda, müzikte ya da oyunculukta iyi olmanız kendinizi tamamlamış, harika bir insan olduğunuz anlamına gelmiyor. İnsanlığınız işinizden farklı. Bu da trajedinin bir yönünü oluşturuyor. İnsanlığını işine taşıyor. Oysa hayatının bu yönünde de tamamlanmamış eksik parçalar var. Hoffman'ı suçlayan üçüncü kadın Anna Graham Hunter 1985'te bir film setinde stajyerlik yaptığı sırada taciz edildiğini açıklamıştı. 80 yaşındaki Hoffman daha önce yaptığı açıklamada Anna Graham Hunter'ı zor durumda bırakan davranışından dolayı özür dilemişti.